Türkiye'nin konuştuğu baltalı cinayette kahreden detay. Kızının hastalığını gizlemeye çalışmış, Zonguldak'ta annesi ve anneannesini baltayla öldürdükten sonra ceset parçalarını camdan dışarıya atan Rabia Çataklı ifadesinde, Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Derken, olayın ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. Psikolojik tedavi gören kızı tarafından vahşice katledilen anne Şeyda Çataklı'nın kızının hastalığını gizlemeye çalıştığı ve hastaneye yatmasına engel olduğu öğrenildi. Zonguldak'ta annesi ve anneannesini baltayla vahşice katleden Rabia Çataklı'nın ifadesinde, Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Dediği belirtilirken, Türkiye'nin gündemine oturan olaydan sonra kahreden bir detay ortaya çıktı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kızı tarafından öldürülen anne Şeyda Çataklı'nın kızının hastalığını gizlemeye çalıştığı ve hastaneye yatmasına engel olduğu öğrenildi. Annesi ve annene annene balta yla öldürdü olay. Dün Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Rabia Çataklı uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'ya baltayla saldırdı. Çataklı annesini ve anneannesini baltayla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı, kızının hastalığını gizlemeye çalışmış olayın ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. 5 yıl önce Almanya'ya gelin giden Rabia Çataklı'nın evli kaldığı sürede, kocası ve ailesi tarafından tedavi ettirilmeye çalışıldığı hastalandığı zamanlarda saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.